Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili gençler, Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. TÜGVA'nın bu üçüncü olağan genel kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar vakfımızın faaliyetlerinde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Genel kurulda görev alacak kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Dünyada İyiye ve güzele dair ne varsa savunmak, daima hakkın ve adaletin tarafında olacak nesiller yetiştirmek amacıyla kurulan Türkiye Gençlik Vakfımız 4 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli başarılara imza attı. Bugün ülkemizin 81 ilinin tamamında faaliyet gösteren vakfımız burslarıyla, yurtlarıyla, eğitim öğretim hizmetleriyle, kıraathaneleriyle, icathaneleriyle, kamplarıyla, fikir, kültür, sanat faaliyetleriyle, spor faaliyetleriyle gerçekten önemli bir yere geldi. Gençler, bizim vakfımızdan beklentimizi Mehmet Akif merhumun diliyle ifade etmek istiyorum. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Evet, biz TÜGVA'dan Asım'ın nesli Kırat'ında nesiller yetiştirmesini bekliyoruz. Bu çatı altında buluşan her gencimiz, mukaddes değerlerin, milli hedeflerin takipçisi ve sahibi olmalıdır. Sizler bu milletin ve Türkiye'nin geleceğisiniz, umudusunuz. Ecdadın mirasının sadece büyüklüğünün değil, getirdiği sorumluluğun da idrakinde bir gençlik olarak sizler bizim iftihar kaynağımızsınız. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Her birinizin ahlakına, kabiliyetine, gayretine, birikimine, azmine, başarılı olacağına, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inandığım gibi inanıyorum.
İşte bunun için Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzuru kalple sizlere emanet ediyorum. Tarihimizin gençler, tarihimizin en önemli eserlerinden olan Kutadgu Bilig, bakınız gençlere nasıl sesleniyor. Ey yolunda sevinçle ilerleyen genç, bu sözümü gönülden ve içinden gelerek dinle. Doğruluk yolundan şaşma. Gençliğini değerlendir, ondan yeteri kadar yararlan. Çünkü ne kadar sıkı tutarsan tut, o bir gün elinden kaçar. Sende gençlik gücü varken boşa harcama. İbadetten hiçbir zaman geri durma, hep ibadet et. Evet, bize doğruluktan şaşmamayı ve ibadetten geri durmamayı tavsiye eden ecdadımıza kulak verin. Bu nasihate uyanlar hep kazanmıştır. Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın nasihatiyle çıkılan yol, ecdadımızın dünyanın en büyük ve güçlü devletini kurmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün de hamdolsun son devletimiz, cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak bugünkü seviyesine getirdik. Merhum Hamdullah Supi gençlere şöyle sesleniyordu. Gençler, burayı iyi dinleyin. Yokuşları tırmandıkça, ufkun genişledikçe, asırlardır unutulmuş bir alemi hayran gözlerinle tekrar buluyorsun. Geçmiş dönemler için temenni olan bu sözler, bugün artık her gün daha da yaklaşılan bir hakikate dönüşmüştür. İnşallah sizler de aynı mirası sonraki nesillere bırakacaksınız. Sevgili gençler, şunu hiçbir zaman unutmayınız. Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan, sahiplendiğimiz misyonu sınırlandırmamış olmamızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun hep haktan yana saf tuttuk. Her zaman mazlumların ve masumların hamisi olmak için çalıştık. Ama dikkat ediniz, milletimizin hakimi değil, sadece ve sadece hadimi olduk, hizmetkarı olduk. Sayede gönüllere girdik. Kalplere yerleştik. Bize gurur, kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği ehli tevazu, tevazu ehli olarak görüyorum.
Maşallah. Ülkemizin içindeki başarılarımızı da, sınırlarımız dışındaki bağlarımızın gücünü de bu şekilde elde ettik. Aradan asırlar geçmiş olsa da hala bizleri gönüllerinde yaşatanların güven adresiyiz. Umut kaynağıyız. Çünkü biz hep her yere selamla, muhabbetle, sevgiyle gittik. Biz gittiğimiz yere gençler ne diyerek gittik? Dikkat edin, burası önemli. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh diyerek gittik. Selamı karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Rahmeti, merhameti karşımızdakilerin üzerine gönderdik. Bu tevazuun ifadesidir. Burada gurur olmaz, burada kibir olmaz. İşte biz bununla girdik yola. Bu yüzden coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes, dini, dili, mezhebi ne olursa olsun, kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor. Dünyanın en zengin ülkeleri sığınmacılara adeta veballı muamelesi yaparken biz soframızı milyonlarcasıyla paylaşıyoruz. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam nefreti gibi hastalıklar hızla yayılırken biz Yunus'un ifadesiyle yaratılanı severiz, yaradandan ötürü diyerek yola devam ediyoruz. Bunun için sizlere, herkese karşı muhabbetinizi, en az hayalleriniz, en az kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum. Vakfımızın ahlak, adalet, birlik, iyilik ve özgürlük olarak ifade edilen değerlerini kağıt üzerinde bırakmayacağınıza, hepsini de bir hakkın hayata geçireceğinize inanıyorum. Bu anlayışla hareket ettiğinizde TÜGVA'yı sıradan bir sivil toplum kuruluşu olmanın çok ötesine taşıyabilir, tarihte silinmez izler bırakabilirsiniz. Gençler, ülkemizde geleceğini başka mecralarda, başka yerlerde arayan tek bir gencimiz kalmayana kadar misyonunuzu yerine getirmiş olamazsınız. Kendi medeniyet köklerinden ve hazinelerinden habersiz hiçbir gencimiz kalmayana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok. Tarih boyunca bunu defalarca başardık. Bugün de başaracağız. İnanmak ve başlamak başarmanın yarısıdır. Bugün burada karşımda hedeflerine ulaşma konusunda kararlı, inançlı ve yola koyulmuş
Dolayısıyla başarının yarısını zaten yakalamış bir gençlik görüyorum. Ben bugün İzmir'i çok kararlı görüyorum. İzmir'i kararlı görüyorum. İzmir iyi başladı. Allah'ın izniyle bu işi bitirecek, bunu görüyorum. Sağ olun, var olun. Kararlıyız, başaracağız. Tamam. Az önce ifade edildi. Yine söylüyorum. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olduğum için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Hamdolsun. Hamdolsun. Sevgili gençler, merhum Ali Fuat Başgil Gençlerle Baş Başa kitabının giriş bölümüne gerçekten çok çarpıcı iki ikazla başlar. Birincisinde çalış, genç arkadaşım çalış, namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir der. İkincisinde ise gençliğini eğlenmekle geçiren ihtiyarlığını ağlamakla geçirir der. Az önce İsmail kardeşim gözleri yaşlandı. Ben de kendisine dedim ki İnşallah. İnşallah yakındır. Ben de kendisine dedim ki göz ağlamazsa söz ağlar. Onun için bundan dolayı hiç utanmamıza gerek yok. Yeri geliyor, ben de ağlıyorum. Akif öyle diyor. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. İşte Ali Fuat Başgil'in bu eserin sonunda merhum hocamız gençlere bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Aradan geçen 70 yıla rağmen bu tavsiyelerin kıymetinden en küçük bir eksilme olmadığını görüyoruz. Mücadelesinin ve eserlerinin bizim hayatımızda önemli bir yeri olan Ali Fuat Başgil hocamızın bu tavsiyelerinden bazıları şunlar. Gençler, burayı iyi dinleyelim. Çalışmak için her gün ve her saat, her yer ve her köşe müsaittir. Belli bir günde yapman gereken işi, bu ister ders olsun, ister görev, ister bunları, bu görevleri ertesi güne bırakma. Dikkatin ve kuvvetin zayıflamasın istiyorsan, belli bir zamanda tek bir işe, tek bir kitaba, tek bir derse yoğunlaş. İmam Gazali'ye İhya-i Ulumiddin eserini nasıl yazdığını sormuşlar. Bir zamanda yalnızca bir fasıl, bir bahis,
bir mesele üzerinde çalıştım der. Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir işe başlamadan üzerinde ne yapacağını düşünüp kararlaştır, gereken hazırlıkları yap. Bütün ruhi ve bedeni kuvvetinle kendini işe ver. Yılgınlık maskeli bir tembelliktir. Karşına çıkan güçlüğü yenmeden bir adım bile gerileme. Önüne çıkan göçlükleri önce parçala. Sonra her bir parçayı ayrı ayrı yenmeye çalış. Her gün aynı saatlerde çalışmaya otur. Uzun aralar verme. Yorulursan dinlenmek için işini değiştir. Bu bahaneyle asla boş oturma. Sebat et. Damlaya damlaya göl olur. Aynı noktaya düşen damlacıklar mermeri bile deler. Sabırsızlanma, yol al. Fakat acele etme. Herhangi bir şeyi küçümseyerek, ihmal edip geçme. Küçük ihmallerden büyük zararlar doğabilir. Her gün iyi bir eserden yüksek sesle 5-10 sayfa oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme istidadın gelişir. Bana da hocam öyle derdi. Oğlum aynanın karşısına geç, aynanın karşısında konuş. Kekemelik bile ortadan gider der. Ben de sizlerin yanınızdayım. Mart geliyor. 31 Mart'a hazır mıyız? Sağ olun, var olun. Gençler, güzel bulduğun edebi, felsefi, güzel parçaları ezberle. Bu sayede hem kelime hazinen gelişir, hem hafızan kuvvetlenir. Öğrendiklerini arkadaşlarınla müzakere ve hatta münakaşa et ki zekan işlesin. En yeni fikir, eski bir fikrin yeni elbise giymiş halidir. Bir konu hakkında yazacağın zaman, evvela önceden yazılmış olan eserleri oku ki aynı şeyleri tekrarlayarak ömrünü israf etme. Ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı mutlaka öğren. Dil bilgisi amaç değil, fikir zenginliğinin vasıtasıdır. Bir işe sihirliyken veya asabiyken, sinirli olduğun zaman karar verme. Öfkeyle kalkan unutma, zararla oturur. Arkadan konuşmak korkaklığın en iğrenç şeklidir. Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğini arkasından söyleme. Yalan söyleyen yakalanma korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir. Yalan söyleme. Kimseyi kıskanma. Fakat imren. Benzeri bir başarıya ve mutluluğa ulaşmak için çalış. Unutma, hasisin dostu yoktur. Cömert ol. Dostluğunu kötü günde göster ki sen de kötü gün dostu bulabilesin. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme. Sen İsrail'deki Yahudi değilsin.
Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Ali Cenaplık yakışır. Biz mağdur mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda yiğit sen dik olarak gel, haddini bildirelim deriz. Büyüklere, kadınlara hürmet et. Küçüklere şefkat göster. Ana baba ahı alma. Onlara öf bile dedirtme. Yaşlıların tecrübesinden yararlan. Başarılarınla mağrur olma. Gurur gelecekteki başarıların düşmanıdır, unutma. Şimdi bir yere geliyorum. Kibirli insan sarımsak kokan ağız gibidir. Herkesi kendinden uzaklaştırır. Herkesin imrendiği pırlanta gibi kıymet sahibi ol. Asla yerde kalmazsın. Tereddüde düştüğünde fikrini soracağın kimseyi iyi seç. İsabetsiz bir fikir ömür boyu pişmanlık, isabetli bir fikir ömür boyu aydınlık getirir. Bu vesileyle vasiyetine uygun şekilde Ali Fuat Başgil hocamızı bir kez daha rahmetle, hayırla yad ediyoruz. Gelin hep beraber ruhuna bir Fatiha okuyalım. Sevgili gençler, hayatta çalışmadan zengin olanlar, başkalarının sırtlarına basarak yükselenler, insanların acılarından kazanç sağlayanlar yok mu? Elbette var. Ama bunun adı başarı değildir. Başarı çalışarak, emek vererek, hak ederek elde edilen neticenin adıdır. Dünya hayatına maddi ve manevi tüm yönleriyle bakmayı başaramayanlar bu ahlakı anlamakla zorlanırlar. Sizler işte bu yoldan gitme kararında olan gençler olarak TÜGVA çatısı altında buluştunuz. Her birinize hayatta başarılar diliyorum. Vakfımızın bugünlere ulaşmasında emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum. İsmail kardeşime tebrik ve bu tebrikim tabii onun görevi bitti anlamına değil. Bundan sonra da yine onursal olarak vakfımızdaki görevine devam edecek. Kongrede seçilecek yönetime şimdiden başarılar temenni ediyorum. Bu vesileyle Türkiye Gençlik Vakfı'nın Türkiye'de bir marka olduğunu tekrar bu kongrede haykırmak istiyorum. İnşallah bütün gençlik envanteriyle üniversiteyi bitiren gençlerimiz İlâ nihaye buradan irtibatını kesmeyecektir. Şimdi hazır mısınız? Şöyle bir ayağa kalkalım. Yordum sizleri biliyorum. Şarkımızı biliyorsunuz değil mi? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor.
Bana her şey Türk vaayı hatırlatıyor. Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Yolumuz açık olsun. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyor ve zat zevetlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda yeni TÜGVA Genel Başkanı Sayın Enes Eminoğlu, Sayın İsmail Emanet'e tablo takdim edecektir. Sayın İsmail Emanet ve Sayın Enes Eminoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Tabloda İbrahim Suresi 7. ayet, şükrederseniz nimetimi artırırım yazmakta Sayın Cumhurbaşkanım, arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan eski TÜGVA yönetimine plaket verecektir. Eski yönetimi sahneye davet ediyorum. Eski yönetimden öncelikle Sayın Çiğdem Yıldız, Sayın Esra Karabalarda, Sayın Eyüp Balta, Sayın Faruk Duruş, Sayın İbrahim Beşinci, Sayın Kemal Bilal Aydın, Sayın Mehmet Emin Özkaya, Sayın Mustafa Yüksel, Sayın Rabia Kazak, Sayın Seçkin Koç. Sayın Suat Kır, Sayın Soner Çokyiğit, Sayın Yunus Becit. Efendim, öncelikle Sayın Enes Eminoğlu'na eski yönetim kurulu üyesi olarak plaketi takdim etmek istiyoruz. Enes Başkanım, buyurun.
Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi de yeni yönetim kurulu üyelerini de aile fotoğrafı için sahneye davet ediyorum. Öncelikle Sayın Emrullah Şanlan, Sayın Fatih Yüksel, Sayın Murat Aydın, Sayın Okan Özer, Sayın Recep Can ve yine ortaokul hanım koordinatörü Sayın Nazire Erbasan, lise hanım... Ve şimdi de lise hanım koordinatörü Sayın Nuray Yenigün. Yeni yönetim listemiz Enes Eminoğlu TÜKVA Genel Başkanı, Sayın Çiğdem Yıldız, Sayın Esra Karabalarda, Sayın Eyüp Balta, Sayın Faruk Duruş, Sayın İbrahim Beşinci, Sayın Kemal Bilal Aydın, Sayın Mustafa Yüksel, Sayın Seçkin Koç, Sayın Soner Çokyığıt, Sayın Yunus Becit, Sayın Emrullah Şanlan, Sayın Fatih Yüksel, Sayın Murat Aydın, Sayın Okan Özer ve Sayın Recep Can. Ortaokul hanım koordinatörü Sayın Nazire Erbasan, lise hanım koordinatörü Sayın Nuray Yenigün arz edelim efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız aile fotoğrafına girmek üzere Sayın Bilal Erdoğan'ı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın İstanbul Valimizi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Sayın İl Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Ve Sayın Milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz lütfen. Evet, TÜKVA'yı bugünlere taşıyan önceki dönem TÜKVA Genel Başkanı Sayın İsmail Emanet ve yeni yönetimde görev almayan diğer yönetim kurulu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.